Şimdi sweep'i öğreneceğiz. Nedir sweep? Süpürerek katı oluşturma. Genelde borulama için, kablolama için kullanılır ki SolidWorks'un routing diye bir modülü var ama pahalı paketin içerisinde olduğu için, daha doğrusu yani bir en üst paketin içerisinde olduğu için herkesin elinde yok ya. Office ve standart paketlerde yok, onu söyleyeyim. Üst düzlemden bakıyorum. Pahalı dedim, kime göre, neye göre yani, ihtiyacı olan alır. Yanlış bir terim oldu, pahalı. Geldim. Bakın, üst düzlemde başlıyorum. İlk önce çizmek istediğim formu çizeceğim. Nedir? Bir ataç. Ataç çizeceksem ne yapıyorum? Hiç arg komutuna girmeden bu adam nasıl yapıyor bunu? Nasıl yapıyor? Bir önceki örnekte var. Bir zahmet bakın. Anlatıyorum nasıl yaptığımı. Başlangıç noktasına line çizerken geri dönerseniz size ataç çizer. Yani yay çizer. Ataç çizer diyorum. İyice artık. Sıyırdım. Fazladan geri döndüğüm için, evet. Ve yatay. Şimdi bakın. Ne oldu? Line'ımı şurada bıraktım. Evet. Şimdi ilk öncelikle her şeyi yoluna sokmam lazım. Bunun için ilk önce diyorum ki şu ve şu yatay. Şu ve şu noktalar yatay. Güzel. Şimdi istediğim şey atacımı bu arada şu ay boyutlama işlemine gerek yok aslında da. Hatta boyutlama öncesinde ben şunu da hizalarsam bunlar da dikey. Şunlar zaten dikey. Yapmak istediğim şey boyutlandırabilirsiniz de. Boyut da verelim. Mesela burası 250 olsun. Mesela burası şurası 150 olsun. Ve mesela burası 250 olsun. Okey. Sketch'ten çıktım, yani çizimden çıktım. Atacımın üstten görünüşünü kibrit çöpü haliyle çizdim. Şimdi istediğim şey atacımın profilini çizmek. Yani şimdiye kadar unsurlarda süpürerek katlamayı hep görmediniz. Kapalı gördünüz çünkü iki tane sketch istiyor. Bir profil, bir de yol olarak. Şimdi göreceğimiz şey o yüzden halen pasif. Dikkat edin. Geliyorum. Ve şuranın ucuna dokunuyorum. Sonra çizime girip daire çizmeye giriyorum. Buranın ucuna dokunmamızın sebebi buranın tam da ucunda bir şeyi açmak, plane açmak. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Referans geometriyle de sağlayabilirsiniz. Dikkat edin. En başa geldim. Referans geometri dediğim düzlemler. Daha önce düzlemleri size anlatmadım ama şu an göreceğiniz şey ilk düzlem oluşturma aslında. Birazdan düzlemlere bakarız. Düzleme bastım. O hızlı yolla yapmadım. Merak etmeyin. Şu an basit yoluyla göreceğiz. Referans noktaları istiyor. Diyorum ki düzlem oluşturacağım. Nereden geldim düzleme? Referans geometri düzlem. Sketch'ten çıktım bu arada. Şu noktayı ve ona gelen dik noktayı seçtiğim zaman bana tam oraya dik şekilde bir yüzey açıyor. Bu yüzeyi de kullanarak ister gelin dik bakın. Yani şöyle spacebar'a basıp dik bakın. Ve gelin burada daireyi çizin. İsterseniz biraz izometrik bakın. Ama sonuçta ben minik bir çapı 5 olan bir daire çiziyorum. Ve sonra diyorum ki artık ben sketch'ten çıkayım. Sketch'ten çıkmazsanız bu işlemi yapamayacaksınız. Lütfen şurada hiçbir şey olmasın ve hepsi gri olsun. Unsurlar, bakın artık süpürerek katlama yani sweep açıldı. Bastım. Birincisi diyor ki hangi profil gidecek? Bakın üstünde biraz bekleyince çıkıyor zaten. İkincisi de yol neresi? Profil yani profile, yol yani path İngilizcesi. Geldim profile bunu seçtim. Hemen otomatikman alttaki kutucuğa geçiyor zaten. İkinciye de yolu seçtim. Ve onayladım. İşte benim muhteşem atacım. Biraz kötü bir ataç oldu ama idare eder. En azından dosyaları tutar bir arada. Düzlemi isterseniz üstüne basıp gözlükle saklayabilirsiniz. Atacı
tekrar oluşturacağım. Çünkü bir önceki örnekte size gösterdim ama unsuru düzenle dersem team feature yapamayacaksınız. O sebeple geldim, sildim ve tekrar girdim komuta. İnce unsur şimdi açık. Bakın ne işe yarayacak ince unsur birazdan göreceğiz. Ben tek yön diyorum ve dışa doğruyu seçeceğim birazdan. Seçtim. Yola geldim. Burayı seçtim. Bakın dikkat edin. Rezistans gibi düşünün, sallıyorum. Hani kalgonitle kireçleniyor da bilmiyorum, duvara sağa sola vuruyorlar ya. 2 milim çok fazla, 2 milim yerine 10-10 artıyor, pardon. 2 milim tek yöne ya da çift yöne fark etmez. Ama siz onaylayacaksınız. Ve bakın karşınıza nasıl bir şekilde çıkacak. Bu sefer içi boş, borulama gibi çıktı. Gördünüz mü? Okey. Peki ne öğrendik? Ataç çizeceksek, boru çizeceksek ki bunun 3 boyutlusunu da göreceğiz. Sadece tek düzlemle değil. Biz CVP kullanıyoruz.